Gençler selamlar. Ben İsmail hocanız. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Haliniz, saatiniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlarım. Artık sınava aylar kaldı demiştik. Daha sonrasında haftalar kaldı dedik. Artık günler kaldı demiştik. Ama artık saatler kaldı arkadaşlarım. Ama bu işi böyle duygusallaştırmaya, yani benim gözümden baktığınız zaman çok da gerek yok. Çünkü arkadaşlar, hani dilim döndüğünce ben size bunları anlatmak istiyorum. Vaktinizi de çalmak istemediğim için konuyu da çok uzatmak isterim ama sizinle birazcık böyle ufak kısa bir sohbet etmek için kameranın karşısına geçtim ve bir şeyler mırıldanmak istiyorum sizler için. Mırıldanmak istiyorum, yine şarkı söylemek istiyormuş gibi ama şarkı söylemeyeceğim ben size. Şimdi benim yaşım çok böyle yaşlı bir matematikçi olmadığım için 31 yaşındayım. Bundan yaklaşık 13-14 yıl önce de aynı sizin şu an geçtiğiniz yollardan ben de geçtim. Bütün hocalarınız da geçti. Üniversite okuyan bütün büyükleriniz bu yollardan geçti. Hani ben biraz da böyle derece falan isteyen bir öğrenci olduğum için veya hedefim olan bir öğrenci olduğum için de hani şey diye bir öğrenci değildim. Puan gelsin de ona göre bir şeyler karalarız diyen bir öğrenci değildim. Bir hedefim vardı. O hedef doğrultusunda ilerlemek istedim. Benim 8 tane tercihim vardı. 7 tanesi matematik bölümüydü arkadaşlar. Hani o zamanlar ben yaklaşık 150-200 tane deneme bitirmiştim. Soru bankaları bitirmiştik. İşte gecemizi gündüzümüzü bu iş için ayırıyorduk. Sürekli ders çalışıyorduk. Benim evimle okulumun arası, yani gittiğim liseyle evimin arası 45 kilometreydi. Ve ben her gün 45 kilometre gidiş, 45 kilometre geliş otobüslerde soru çözüyordum. Her yerde soru çözüyordum. Her şekilde ders çalışıyordum, yani anlayacağınız. Ve sınava sayılı günler kala mesela türev integrali hala böyle oturtamamış gibi hissediyordum. İsa diye bir arkadaşım vardı ve ondan sürekli destek istiyordum. Diyordum ki hani lan bunu nasıl çözüyorduk, bunu nasıl yapıyorduk, bana şu türev integrali baştan bir anlatsana falan dedim. O zamanlar YouTube falan yok tabi. Girip de tekrar edebileceğimiz. İsa'dan rica ediyordum. Bana bir anlat diyordum. O bana anlatıyordu. Ben böyle sanki anlamıyormuş gibi hissediyordum kendimi. Hani derece istiyoruz, derece öğrencisiyiz falan, eyvallah, ama sanki böyle anlamıyormuş gibi geliyordu bana. Yani ben anlamıyormuşum gibi geliyordu bana. Ve ertesi günkü sınavda veya iki gün sonraki sınavda şöyle olacağını düşünüyordum. Hani ben gideceğim, sınav sırasına oturacağım. Oturduktan sonra da ben her şeyi unutacağım. Bütün aklımı, kalbimi, yüreğimi, her şeyimi orada bırakacağım ve olduğum yerde kalacağım. Kalem oynatamayacağım. Oynatsam da soruları yanlış çözeceğim. Ve ben o kadar kötü geçecek ki o sınav, herkes Türkiye birincisi olacak, ben Türkiye sonuncusu olacağım diye düşünüyordum. Peki bu düşünceler normal mi? Bence çok normal ya. Yani insan biraz kendini eziklemeyi seviyor sanıyorsam. Yani benim deneyimlerime göre bu böyle oluyor. Yani kendinizi eziklemeyin arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, beyniniz bozuk değil. Beyniniz gayet normal, tıkır tıkır çalışıyor. Çalıştığını nereden anlayabilirsiniz? Ufak bir düşünceyle bunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Beyniniz bozuk değil. Tamam, bozuk değil. Önce bir sakin oluyorsunuz. Beyniniz bozuk olmadığı için %99,999 ihtimalle yarın o sınav sırasına oturduğunuz zaman hiçbir şeyi unutmayacaksınız ve her şeyi takır 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 aklınıza gelecek. Bütün soruları da aynı denemede soru çözüyormuş gibi çözeceksiniz. Yani ben sınava girdiğim zaman o heyecan, o stres ne zaman gitti? İki tane Türkçe sorusunu çözdüm. Türkçeden başlamıştım sınava. İki tane Türkçe sorusunu çözdüm. Çözdükten sonra kafayı kaldırdım. Etrafa şöyle bir baktım. Dedim ki hani herkes soru çözmeye gelmiş buraya. Yani herkes soru çözüyor burada. Ben de çözeyim o zaman. Yani fazla bir şeye gerek yokmuş ya. Hani bu muymuş yani sınav dedikleri? Dedim. Aynen içimden bu cümleleri söyledim. Hani yemin ediyorum size, aynen içimden bu cümleleri söyledim. Herkes soru çözmeye gelmiş buraya. Yani çok da büyük bir olay gibi değilmiş bu. Hani şey gibi düşünüyorsunuz, böyle futbol müsabakası gibi, bir Şampiyonlar Ligi finali gibi falan gibi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor o iş. Yani sınava gidiyorsun, oturuyorsun. Yüksek ihtimalle bir lise sırası oluyor. Üniversite sırası olsa da bir şey fark etmiyor zaten. Oturuyorsun, sınav başladı diyorlar. Başlıyorsun çözmeye. İki tane soruyu çözdükten sonra kafanı kaldır. Aynen dediğimi yap sen de. Kafanı şöyle kaldır. 3 saniye etrafına bir bak bakalım ne yapıyor herkes. Kimse sana bakmıyor soru çözerken. Kimse İsmail ne yapıyormuş acaba diye ona bakmıyor. İsmail soruları çözebiliyor muymuş acaba falan diye düşünmüyor. Dolayısıyla senin burada yapman gereken tek şey o sınavın sadece işte dershanede, okulunda girdiğin bir denemeymiş gibi düşün. Veya o saat bir
soru çözüm saatiymiş gibi düşün. Soru çözüm saatinde soru çözüyorsun gibi düşün. Sadece biraz daha tabii temkinli davranman gerekiyor. Niye? Çünkü sınav. Sınava değer vereceksin elbette ama gereğinden fazla değerler yüklemeyeceksin. Gereğinden fazla değer yüklersen biliyorsun insana bile bunu yaptığı zaman seni aldatıyor. Dolayısıyla sınava da kendin gereğinden fazla değerler atfetmeyeceksin ki seni yanıltmasın, sana kazık atmasın. Tamam. Öncelikle neymiş? Sınava gireceğinin bilincinde olacaksın. Sınavı küçümsemeyeceksin ama gereğinden fazla değer yüklemeyeceksin. Sınavın altına da çok fazla ezilmeyeceksin. Alt tarafı bir sınav diyorsun. Alt tarafı bir denemeymiş gibi düşüneceksin. Benim dediğimi asla unutma. Herkes oraya zaten soru çözmeye geliyor. Sen de sorularını tıkır tıkır çözeceksin ve hiçbir şey aklından uçup gitmeyecek. Çünkü zaten sağlıklı bir beyne sahipsin. Kimsenin beyni bozuk değil arkadaşlar. Tamam. Bu bir. İkincisi, sınava gereğinden fazla değer yüklemeyin dedim ya. Evet, gerçekten bazılarımız sanki böyle aman Allah'ım bu sınav olmazsa, ya bu sene başaramazsam ben ölürüm, biterim, yığılırım, beni yerlerden kazırlar falan gibi düşünüyorlar. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani bu sene olmadı, en kötü bir dahaki sene giriyorsunuz zaten. Tamam, bu şekilde düşünmeyin. Sakın ha sakın. Bak, bu yaptığınız en büyük hata olur. Bu kendinize karşı işlediğiniz en büyük suç olur. Ben bu sene olmazsa ben biterim. Ya neden bitiyorsun ki? Neden yani? Hani bunu yapmanı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Olamaz yani. Hani bir sınava giriyorsun. Hani nasıl açıklayacaksın ki insanlara? Mesela şöyle mi diyeceksin? Başına bir olay gelmiş gibi biri soracak. Lan İsmail ne oldu sana? Diyeceksin ki ya sınava girdim çok başarısız oldum. Yani hani Allah başka büyük dert vermesin ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sınava gireceksiniz. Eğer çalıştıysanız, ne kadar çalıştıysanız zaten emeğinizin karşını alacaksınız. Bir şekilde. Mutlaka. Bunu sakın unutmayın. Bu ikinci size uyarımdı. Gereğinden fazla değerler yüklemeyin arkadaşlar sınava. Dediğim gibi ama küçümsemek de yok. Tamam, küçümsemek de yok. Sınava gireceksin. Asla hafife almak yok. Adam akıllı sorularını çözeceksin. Bir denemeden fazlaymış gibi düşünmeyeceksin bunu. Sadece biraz daha önemli bir denemeye giriyormuşsun gibi. Tamam. Sakın ha sakın heyecan, sıkıntı, stres. Bakın bunlar gayet normal şeyler. Bunlar her insanın içinde olması gereken şeyler. Stresin, heyecanın, eğer herhangi bir sıkıntın yoksa zaten sen bu sınava çalışmamışsın demektir. Bu sıkıntının, heyecanın, stresin olmasının sebebi de zaten bunlar. Senin ders çalışman. Çalışmayan adamın stresi olmaz zaten. Çalışmayan adam heyecanlanmaz zaten. Bunu sakın da unutma, tamam. Mutlaka unutma bunu. Sen çalıştığın için zaten ertesi gün hani şöyle düşünüyorsun ya, en başında da söylemiştim ben sana. İşte ben her şeyi unutacakmışım gibi geliyor. Zaten çalıştığın için bu sana böyle geliyor. Çalışmasan olmaz zaten böyle bir şey. Yani çalışmayan adam neyi unutacak ki zaten? Hani unutsa da der ki zaten hani çok az şey biliyordum, unutsam ne olur ki diye düşünür zaten. Tamam. Yaşadığınız sıkıntı, stres, heyecan gayet normal. Bunlar herkes yaşıyor, emin olabilirsiniz. Yani iki gün sonra bu saatlerde, yani pazar günü bu saatlerde zaten Türkiye birincisi falan belli olacak, onu değiştiremeyeceğiz. O şu an Türkiye birincisi olacağını bilmiyor ama Türkiye birincisi olacak olan çocuğun da emin ol heyecanı var, emin ol sıkıntıları var, emin ol stresleri var, emin ola da kaygılanıyor. Acaba şu konudan soru gelir de beni ters köşeye yatırır mı diye. O da mutlaka endişe duyuyor şu an. Sen de endişe duyuyorsun. Dolayısıyla sakın ha sakın büyük stresler içerisinde kapılma. Kendini sakin kalmaya çalış. Kendini çok fazla yıpratma. Her şey olması gerektiği gibi, her şey olması gerektiği kadar olsun kafanda. Stres yaşayacaksan eyvallah yaşa ama ayarını kaçırma. Heyecanlanacaksan ayarını kaçırma. Kendi kendini ayarla. Ama bunları minimum seviyeye düşürmek için de şunu da sakın unutma. Gereğinden fazla değer yüklemeyeceksin bu sınava. Maksimum bir sene sonra girersin üniversiteye. Bu da seni zaten çok fazla yıpratmaz. Aklında bulunsun. Umarım anlaşmışızdır. Vallahi güzel şeyler yaptık bu senede. Artık bu da son videomuz 2022 tayfaya. Irmak hocanız da size çok çok selam var. Zeynep'in de size selamı var. Zeynep babacığım bir şey söyleyecek misin 2022 tayfaya dedim. Bana garip anlamsız sesler çıkardı ama sanırım iyi dilekleri var diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu sene gerçekten güzel çalıştık. Yani konu anlatımlarıyla başladık. Sonrasında devamında kitap çözümleri yaptık. İki tane kitap bitirdik. Yaklaşık 900 sayfalık kitap bitirdik, öyle düşünün.
Deneme çözdük. Denemelerin haricinde soru çözümleri yaptık sizlere. Bu soru çözümlerinden sonra da arkadaşlar biliyorsunuz ki yaklaşık bir hafta önce falan bitti onlar da. Canlı yayınlarda soru çözdük. O heyecanı sizlerle de yaşadık. Hangi heyecandan bahsediyoruz? İşte ben soru çözerken hiç kayıt olmaksızın, yani böyle banttan yayın veriyoruz ya normalde biz size. O yayın şey olmaksızın, bant olmaksızın, yani böyle hatalarım falan olduğu zaman kesmeden, öksürdüğüm zaman o öksürüğü de duyarak, hapşırdığım zaman o hapşırığı da duyarak arkadaşlar, terlediğim zaman o terlemeyi de görerek sorularımızı çözdük. Ben de sizin işte chat kısmında olabildiğince konuşmalarınızı okudum. Birlikte bu heyecanları da yaşadık. Dolu dizgin bir yıl geçirdik. Artık sizin heyecanınız buralarda son buluyor. 2 gün sonra bütün o heyecanınız, stresiniz, sıkıntınız bitecek. Ama bizler 2023 tayfa için yeni bir heyecana, yeni bir strese daha gireceğiz arkadaşlar. Onlar gittikten sonra da bitmeyecek. 2024 ömrümüz yettiğince artık 25, 26, 27, 28 diye gideceğiz arkadaşlar. Ömrümüz ve gücümüz yettiğince. Ama hani ben devam edeceğim ama umarım sizlerin, sevgili arkadaşlarım de, sizlerin de artık bu heyecanınız bitsin ve artık yeni yeni heyecanlara yelken açın. İşte yeni yeni heyecanlardan kastım. Mesela bundan 2 ay sonra kazandığınız üniversitenin öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırmak gibi bir heyecan mesela. Veya kayıt yaptırdıktan sonra şu şöyle bir heyecan oluşuyor mesela. Bir hafta sonra üniversitede dersler başlıyordur. Ve sen sınıfından kimseyi tanımıyorsundur. Ve böyle durumlar seni belki geriyor olabilir ama tatlı bir heyecanı oluyor onun. O çok güzel. Mesela ben çok heyecanlanmıştım. Kimseyi tanımıyorum, ne yapacağım diye. Böyle bir heyecanınız oluyor. İnşallah o heyecanlarınız başlar. Daha sonrasında çok geçmiyor zaten. Hemen üniversiteye başlıyorsunuz. Dersler başlıyor. Sanki proflar falan geliyor. Böyle 10 yıldır berabermişsiniz gibi ders anlatıyor adam. Aradan 3-4 ay geçtikten sonra hadi bir de vize diyorlar. O üniversite sınavına hazırlandığınızdan çok daha fazla emekler sarf edip vizelere falan hazırlanacaksınız. Sonra böyle yüzlük kağıt verdim deyip 0-1'ler falan alacaksınız. Onlar da çok heyecanlı mesela, merak etmeyin. Onlar da çok heyecanlı. Ve 5 sayfa arka dönmüş, yani toplam 10 sayfa çözüm verip 0-1 aldığınız kağıttan sonra mesela çok heyecanlanıyorsunuz. Efsane heyecanlanıyorsunuz. Hocanın odasına itiraza falan gidiyorsunuz. Daha da büyük heyecanlar hissediyorsunuz. Umarım bu heyecanlardan daha heyecanlıdır onlar. Emin olun arkadaşlarım. İnşallah olacak bunlar da hepinize. Tabii 0-1 alın istemiyorum ama görmeniz lazım sonuçta. Üniversiteye girin de gerisi kolay. Üniversite 4 sene de bitiyor, 5 sene de bitiyor. Ama şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu sınav olmadığı takdirde, hani olmazsa falan, inşallah olur da, hani olmadığını düşündüğünüz zaman kahrolmayın. Yani sıkıntı yok. Bunu şöyle düşünün mesela, bu sene olmadı. Seneye gireceksiniz ya. Ne oldu? Üniversiteye geç başlayacağım diye mi üzülüyorsun? Ya üzülme. 4 senelik bir üniversite kazandığını düşünelim. Ve o üniversiteyi 5 senede bitirdiğini düşünelim. Sıkıntı yok. Tamam. Yani üniversiteye girdikten sonra, yani her şey üniversiteye girmek değil. Girdikten sonra da seneni uzatabilirsin. Ama sanki orada daha böyle az üzülüyormuşsun. Yani daha az üzülüyor insanlar. Mesela ben üniversitemi bir sene uzatmış olsaydım mı daha çok üzülürdüm? Yoksa üniversiteye bir sene sonra girseydim daha çok üzülürdüm? Emin olun üniversiteye bir sene daha sonra girmiş olsaydım, yani mezuna kalmış olsaydım daha fazla üzülürdüm. Ama ikisine de aynı senede üniversiteden mezun olacaktım. Hayal edinsene, düşününsene, ne kadar saçma değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, bu hayatın sonu değil sınavınızın kötü geçtiği takdirde. Bakın, olası şeyleri konuşuyorum. İyi geçtiği zaman zaten eyvallah. Gelin partileyelim, yani sıkıntı yok. Göbek atalım, hiç sıkıntı yok. Ama kötü geçerse diye söylüyorum. Stresinizi azaltmaya çalışıyorum. Minimuma indirmeye çalışıyorum. Sınavınız öyle kötü falan geçerse merak etmeyin arkadaşlar, bu hayatınızın sonu falan değil. O yüzden kafanız rahat girin sınava. Tamam, benim sizden tek isteğim bu. Kafanız rahat girin. Arkadaşlarım, 2022 tayfa. Ay, bir videonun daha sonuna geldik diyemeyeceğim. Bir senenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu senenin sonunda umarım benim de size karşı altına imzamı atabileceğim bir katkım olmuştur. Umarım diyorum arkadaşlarım. İnşallah hepiniz için faydalı videolar çekebilmişizdir. İnşallah sizler üniversiteye gittiğinizde
Ben belki sizleri tanımayacağım. Belki siz beni sadece ekranda gördüğünüz kadarıyla tanıyor olacaksınız. Ama umarım o üniversiteyi okumanızda, o çorbanızda ufak tefek böyle 5-6 tane tuz tanesi kadar olsa bile bir emeğim geçmiştir diyelim. İnşallah. Ve böylelikle arkadaşlarım videomuzu noktalayalım. Sizleri seviyorum. Hepinize başarılar diyorum. Hepinizin başarılı olacağına inanıyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.